Luca ile randevun dün değil miydi tatlım? Hayır, dünkü randevuyu tamamen unuttum. Bu yüzden de gelip seni almam konusunda anlaştık Marinette. Son gösterim, kaçıramayız. Tabii, gösterimde seyredeceğimiz şeyi yani... Kaçırmamız çok kötü olur değil mi? Onu yeniden gösterdiklerine inanamıyorum. 15 yıl önce sahnelendiğinde çok saçmaydı. Şimdi daha iyi olamaz. Tatlım, ilk filmiydi. İlk bagetini düşünsene, o da kötüydü. Filmin biraz saçma olduğuna eminim ama oyuncuyu o kadar seviyoruz ki Marinette'le seyretmeye yemin ettik. Buldum. Timsah Kalbi seyredeceğiz. Jagged Stone'un ilk filmi. Unutmuş muydun? Tabii ki hayır. Ayrıca bugün yapacağım acil bir iş de yok. Yani hadi gidelim. Sen... Hayatımın patlamış mısırısın mıydı? Hayır, hayatımın çöreğisin. Tabii ya, çörekti. Elma Şeker albümünün ilk parçasıydı. O zamanlar favorimdi. 2 puan sana. 2 portakal suyu lütfen. Teşekkür ederim. Bir tane daha. Her şeyden vazgeçtim. Hayallerim dışında. Güzel. Sana 1 puan daha. Bu da benden gitarım. Tek ailemdir. Yolda Yalnız albümünün ilk parçasıydı. Harika şarkı. Vay canına, 20'ye 12. Luca Coffin, sen resmen 1 numaralı Jagged Stone hayranısın. Ve sen ödül kazandın. Vay canına. Jagged geçen gün pastaneye geldi. Ben de senin için imzalattım onu. Kurallar açık Marinette. Bu hediye sana ikinci bir tur hakkı veriyor. Ay ışığının altında, deniz kenarında. Işığının altında, deniz kenarında, dilimin ucunda. Buldum, ilk şarkısı bu. Ay ışığının altında, deniz kenarında, öp beni. Tamam, eğer sen de istiyorsan. Sanırım ben de istiyorum. O da neydi? Altından geçiyor. Birden çok susadım. Ben gidip bir tane su alacağım. Kagami, Adrian. Eskrim dersleriniz 1 saat sonra. Ve Bay Danjankor da henüz gelmedi. Gerçekten mi? Saati bu sefer doğru yazdığıma emindim oysaki. Üzgünüm, giremezsiniz çünkü... Yetişkin gözetimi olmadan kalamayız. Sorun yok Bay Haprili. 1 saat sonra derse geliriz. Ne iş çeviriyorsun sen? Sanat ve el işi odası mı? Burada ne yapmayı planlıyorsun? Bunu kimseye söylemedim ama ben çizmeyi çok severim. Ve çiziyorum da. Çizgiler yalan söylemez. İnsanların verdiği pozlar kişiliklerinin yansımasıdır. Annem bana izin vermiyor. Ona göre ben çok iyi değilmişim. Çok yeteneklisin Kagami. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Bana poz ver. Seni çizeyim hadi. Nasıl poz vermemi istersin? Nasıl rahat edeceksen. Tulo Oslatlek'e bayılırım. Çizdiği tarzla seni çizmek istiyorum. Tablolarını Japon ressamlar gibi bir monogramla imzaladığını biliyor muydun? Bu olmadı. Bu sen değilsin. Görebilir miyim? Başka bir poz ver. Hı? Çok yakışıklı olduğun için seni çizmek kolay olmalı. Ama içindeki gerçek seni yakalamak istiyorum ben. Hı. Hayır, hala iyi değil. Yine değiştir. Hı. Bunlar hep model pozları. Daha doğal bir şey dene. Kendin ol. Böyle nasıl? Miyav! Yani şimdi... Hayır, hiç doğal değilsin. Öyleyim, yemin ederim. Bu benim. Hayır, sersemce davranınca böylesin. Ya sersemce davranırken kendim oluyorsam? İşte, bu gerçek sensin. Öyle mi diyorsun? Evet, sen harikasın. Eskrim dersimizin saati geldi. Sırrımı ikisiyle de paylaşamıyorum. Ailem ve en yakın arkadaşlarıma karşı dürüst olamıyorum. Sonsuza dek herkese yalan söylemekle lanetlendim ben. Ne yapacağım Tiki? Keşke söyleyebilseydim ama Kıvamiler aşık olmaz. Gördün mü? Kimse bana yardım edemez. Marinette olarak hayatım çok karışık. Her zaman uğur böceği olarak kalmalıyım. Tiki, benekler! Marinette! Marinette! Vay canına!
şuna bakın kızlar. Bu yeni. Aa, çok şeker. Marinette'in harika tasarımlarından biri. Terasta olmalı. Gidip onu alayım. Neyi bekliyorsun Gölge Mod? İşte buradayım. Marinette. Melekler kapan. Marinette. Burada ne arıyorsun Alya? Seni kontrole geldik kızım. Aa, gerçek bir ev gibi. Baksana çatı kalkıyor içerisi. Hayır, 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 ona dokunma, uzaklaş. Aa. Affedersin Marinette. Lütfen odamdan çıkar mısınız? Sakin ol Marinette. Sadece bir bebek evi. Yardım ederiz. Hayır, etmeyin. Lütfen gidin. Pekala. Kesin bir sorun var ve bunun ne olduğunu bize söyleyene kadar biz buradayız. Bu bileziğe hepimiz sırlarımızı söyledik. Şimdi sıra sende. Şu anda yanlış giden tek bir şey var. O da sizin hala odamda olmanız. Bu hiç hoş değil. Gerçek dostlarınsak bize güvenebilirsin. Gerçek dostlar birbirini hayal kırıklığına uğratmaz. Belki de arkadaşım olmanızı istemiyorumdur. Çıkın dedim. Bu olamaz, olamaz. Dalışta olan birine gül getirmek ne kadar zor olabilir ki acaba? Hepsi benim hatam. Okuldan bir arkadaşımı gördüm sandım. Ha, ben kimseyi göremiyorum. Sadece istenileni yapmayan ve eğer yapmazsa reklam setimi mahvetmeye devam ederse Paris'ten kovdurtacağım bir kuş görüyorum burada. Hayır Marinette. Utanma dışında hiçbir şey hissetmedim. Kendimden, Adrian'dan ve bu saçma utanç verici durumdan utandım. Ben gidiyorum. Ama bu uzak kaldığınız için yakın olduğunuz zaman bunu hissedeceksin. Aa, bir fikrim var. Hazır mısınız? Tabii ki. Unutma Edgar. Bay Roth mutlu olursa başkanla konuşacak ve güvercinler Paris'te mutlu bir şekilde yaşayacak. Motor! Marinette, kes şunu. Bu çılgınlık. Lütfen. Aşk çılgınlıktır. Fazla düşünmeyi bırak Vedat. Marinette, senin burada ne işin var? Kim, ben mi? Buraya seninle sohbet etmeye ve kızarmaya geldim. Yani sakinleştirmeye. Ya sen? Biz de bir reklam çekimindeyiz. Havuzun kapalı olması gerekiyordu. Kapalı mı? Aa, demek bu yüzden ön büroda kimse yoktu. Olamaz, seni öpmek istemezdim. Yani meşgul etmek, işinden ayırmak. Ben gideyim hadi. Bu tam anlamıyla bir başarısızlık. Benim hatam değil, onun suçu. Bu ne cüret böyle? Edgar benim arkadaşım. O olabilecek en akıllı ve sadık güvercindir. Yani bir güvercin. Ne? Güvercin mi? Ramiye, beni nasıl kandırırsın sen? Çok özür dilerim. Hemen yerine birini bulacağım. İyi bir balina eğiticisi biliyorum. Beni hayal kırıklığına uğratma. Bu reklam bir fiyaskoya dönüşüyor. Ama belki işimize yarar bir şeyler elde edebiliriz, öyle değil mi aşkım? Sen hemen havuzdan çık, kovuldun. Ama hani başkanla konuşacaktın? Başkana ne diyeceğim biliyor musun? Uçan canavarları ve senin gibi eğitmenleri sonsuza dek kovsun, defol. Bay Rami. Başaramadım. Bab, merhaba. Burada olmalıydım. Elbette, tabii ki unutmadım. Bana yalnızca 5 dakika ver. Babamız var. Evet, anlıyorum ama... Hemen buraya gel. 2 dakika versen... Hayır, hemen gel. Tamam, birazdan orada olurum, tamam. Şerif, yıldızıma bir göz at. Parlak, değil mi? Yeha! Bugün biraz tuhaf davranıyorsun. Sen iyi misin? Ne? Hayır, hayır, ben iyiyim. Şerife baksana. Yani yıldızıma... Bunu neden yaptın ki? Üzgünüm. Bekle! Ve sonunda süper kızartma, kamember yargıcı ve muhteşem patatese kurtardıkları küçük adam teşekkür eder, hep beraber ağlarlar. Bu çok komik. Hayır, komik değil, dokunaklı. Bu ciddi bir süper kahraman filmi Bob. Ama sen bir palyaçosun Harry. Kimse senin drama yapmanı istemez. Bu bize asla şimdiki gösterin kadar para kazandırmaz. Ben bunu para için yapmayacağım. Küçük bir çocukken
süper kahraman olmayı hayal ederdim. O zaman bununla ilgili bir komedi skeci yap. Hayır, seyircilerimle yeni bir şekilde konuşmak istiyorum. Hayal kurmalarını sağlamak, onlara neşeden başka duygular da deneyimletmek istiyorum. Benim ilgilendiğim hayaller yalnızca kumbaramı daha fazla parayla doldurabilecek olanlar Harry. Bu filmi aklından çıkar, kötü bir fikir. Seyircilerin seni bekliyor. Kimsenin ciddiye almadığı bir komedyen. Ne komik. Aynı zamanda üzücü. Ana sahneye çıkma zamanı. Uç bakalım benim küçük akumam ve onu kötüleştir. Merinet. Tam bir felakete döndü. Hayatımın en kötü günüydü. Adrian bana bir kez bile gülmedi. Ezi'nin teki olduğumu düşünmüş olmalı. Sanırım toplantın da iyi geçmedi. Harry, vakit geldi. Affedersin Merinet. Gösteri devam etmeli. Çok mutluydu. Felaket var mı? Size kötü sezgilerim olduğunu söylemiştim. Ana kutu sende ne arıyor genç bayan? Sen de kimsin? O büyük usta Suhan. Mucize kutusunun kutsal gardiyanı yani. Ama kutunun gardiyanı benim. O kutsal gardiyan, usta fonun sebep olduğu kazadan önce kutudan o sorumluydu Merine. Beni nasıl buldun sen? Gardiyan eşyaları kutuların her zaman izlenmesini sağlayan pusulalar saklar. Ne bu haksızlık? Benim neden gardiyan eşyam yok? Tam olarak gerçek bir gardiyan olmadığın için. Bu yanlış bir anlaşılma ve kutunun yanlış görünümü de bunu kanıtlıyor. Ama anlamıyorum. Usta Fu bana emanet etti. Fu mu? Wang Fu mu? Korkak mızmız bir tavuk olan Fu mu? O beceriksiz olan bir gününü yemek yemeden geçirmeyen ya da bin parmak sınavını çekemeyen Fu mu? Fu bir gardiyan olmamalıydı. Bu sefil hayatın ona verdiği umutları asla karşılamadı. Usta Fu gençken hatalar yapmış olabilir. Ancak kutuyu yıllarca cesur bir şekilde korudu. Hatta bizi kurtarmak için kendini feda etti ve hafızası silindi. Ve şimdi harika bir ressam oldu. O yaşlı adam mızmız korkak tavuk Fu muydu? Bekle. Bazı kıvamiler eksik. Usta Fu kutuyu bana verdiğinde Nuru'yu, Dusu'yu ve onların mucizeleri kelebek ve tavus kuşunu çoktan kaybetmişti. Ayrıca birkaç mucize de mi kaybetti? Düşündüğümden daha da beceriksiz. Plague! Genç bayan, Plague nerede? Merak etme, sahibi kara kediyle. Peki kara kedi kim? Şey, kimliklerimizi gizli tutmamız gerektiğinden bilmiyorum. Yani bu modern dünya bir grup dikkatsiz aptal tarafından korunuyor. Gardiyanlar asla mucize takmaz. Bazı mücevherler kayıp ve Plague özgürce dolaşıyor mu? İşte bu yüzden dinozorların ve ejderhaların sonu geldi. Bu kadar yeter. Bu anneler yin yang çifti oluşturun ve kutuya dönün. Ne yapıyorsun sen? Sana ihlal ettiğim birkaç kuralı hatırlatmama izin ver. 14. kural. Kıvamiler kutu dışında gezemezler. 52. kural. Gardiyanlar asla mucize kaybedemezler. 113. kural. Gardiyanlar herhangi bir şekilde mucize takamaz. Ama Usta Fu mucize takıyordu. Kesinlikle bu baştan beri söylediklerimi kanıtlıyor. Ne sen ne de Fu gardiyan olmaya layık değilsiniz. Çünkü ikiniz de tapınağımızın mutlak kurallarına saygı göstermediniz. Kıvamilerin bir çocuğa emanet edilmesinden bahsetmiyorum bile. Onlar son derece kozmik varlıklar. Onları yönetmek otorite gerektirir. Ki bunu yapamadığın apaçık belli. Çengin makaronlarını nehre atacak. Çok zevkli olacak anne. Seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Çocuklar, bu Zoe. New York'tan yeni geldi buraya. Merhaba. Merhaba. Şey,
Bugün için çok üzgünüm. Chloe'nin her dediğini yaparsam beni kabullenir sandım. Yani ailemin isteklerini karşılamak istedim. Ve bu yüzden New York'tan ayrıldım. Yatılı okulda da beni kabul etsinler diye istemeyerek başka bir rol oynuyordum. Sonunda da bunu anlayan herkes bana sırtını dönüp gitti. Sonra bir gün dolabımda hamam böcekleri buldum. Hepsi bana ezik dedi. Belki de haklıydılar. Farklı biriyim ve sizler de beni istemezseniz anlarım. Zoe, biz kocaman bir aileyiz. Bizimle rahat edersin. Bir daha gitmek zorunda kalmazsın Zoe. Paris'e hoş geldin. Dur, dur. O ne yapıyor? Hey! Onları yemeyin. Salaşlıklarıyla zehirlenirsin. Onu kovmanızı emrediyorum. Baba, ona ayakkabılarımı vermesini emret. Ve senden aynı buraya geldiği gibi New York'a dönmesini talep ediyorum. Tabii, tabii. Ancak... Bir sorun mu var, Andre? Onu başka bir yatılı okula transfer etmek için gereken evrakla ondan aylarca kurtulamayız. Belki onu başka bir yere yerleştirirsek daha iyi olur diye düşündüm, ha? Kiler'e mi? Harika fikir, Kiler. Ya da en azından otelde kapısı olan bir odaya. Odası benimkinden küçük olsun. Tabii ki, en küçüğü. Küçük suite kadar ancak. Ve lütfen karşılaşmayacağımız bir oda olsun. Elemanların servis asansörünü kullanın, değil mi? Teşekkür ederim. Hayallerinizi o bölmede uzun süre tutmayacağınıza söz verin. Söz veriyorum. Gel. Yeni odana bayılacaksın. Ah! Zoe bana mesaj yollamış. Her şey için teşekkür ederim. Haklısın. Burada kendim olabilirim. Çünkü sen ve diğerleri her zaman yanımda olacaksınız. Hayatımda ilk defa kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu da... Son kabus. Harmonik rüzgar. Kreatika, insanlar gezegeni yok etti. Uyanık olmayı hak etmiyorlar. Yanılıyorsun Distroika. Bu insanlar içlerinde daha iyi bir dünya umudu taşıyor. Sen de onlar gibisin. Senden nefret ediyorum. Benden nefret edebilirsin ama ben seni seviyorum. Tüm dünya senden nefret etse bile. Kardeşim. Bunu bensiz çekmenize kim izin verdi? Maymunum nerede ve üvey kız kardeşimin bu filmde ne işi var? Bayan Dupain Cheng beni ilk sahneyi izlemeye ikna etti. Bunu çok dokunaklı buldum ve Adrian çok istedi. Bu nedenle filmi orijinal senaryoya dayalı olarak pahalı bir biçimde satın almaya karar verdim. Baba! Daha önce de dediğim gibi film yaparken ödün verilebilir evlat. Üzgünüm Chloe, bu filmin iyiliği içindi. Saçmalık! Tamamen saçmalık! Ama en önemlisi planımın iyiliği için. Chloe her zaman mükemmel bir ilham kaynağı oldu. Nuru, Dusun, birleşin. Hey, bende! Adrian'cığım, beni teselli etmek istemen çok hoş ama iyiyim. İntikamımı alacağım ve Zoe'yi New York'a geri göndereceğim. Aslında herkesten özür dilemeni önermek için geldim. Dalga mı? Geçiyorsun. Filmimi mahvettiler. Hiçbir zaman senin filmin olmadı Chloe, gruba aitti. Herkese kaba olmayı bırakmak için çaba göstereceğine dair söz vermiştim. Ve böyle davranırsan seninle arkadaş kalamayız. Sen de bu film kadar saçmasın. Bitti. Bundan sonra benim Adrian'cığım değilsin. Sen Adrian hiçsin. Bu gece Emily, yüzüklerimiz bir kez daha birleşecek. Kız kardeşini ve Felix'i davet ettim. Bu gece benden çaldığı şeyi ondan geri almaya niyetliyim.
Mucizeler süper kahramanlara güç veren sihirli mücevherlerdir. Tıpkı uğur böceğinin küpeleri ve kara kedinin yüzüğü gibi. Ama maalesef kötü süper gölge mutunda kendisine ait 2 adet mucize broşu var. Ona büyük bir güç veriyorlar. Buradan anlıyoruz ki bir mucize birini bir süper kahraman ya da süper kötü yapabilir. Kimin elinde olduğuna bağlı. Bu yüzden mücevherler yanlış kişilerin eline düşmemeli. Bugünlük benden bu kadar. Sonra görüşürüz ve bizden ayrılmayın. Umarım Paris'e gittiğimizde birkaç süper kahraman görürüz anne. Bu çok heyecan verici olurdu değil mi tatlım? Gir. Sağ ol Adrian. Babam akşam için arkadaşlarımı davet etmeme izin vermiyor. Ama yaşıtlarından da gelenler var. Mesela Chloe ve Kagami. Onların ebeveynleri kulübe üye olduğu için geliyorlar. Bildiğin gibi kulüp üyeleri Paris'in en saygın insanları. Onlar baban için oldukça önemli Adrian. Ama dostlarım da benim için çok önemli. Adrian, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Peki baba. Sen destek olmadığında zorluk çekiyorum Natalie. Yerini doldurmak için ne kadar çok kişi gerektiğini yeni fark ettim. Ama daveti iptal etmeyi düşünmüyorsun değil mi? İptal edemem. Kulüp üyeleri anlayış göstermez. Ayrıca Felix ve Amelie de burada olacak. Bu akşam yapılması gereken her şeyi listeledim. Talimatlara uyman yeterli olacaktır. Önemlileri kırmızıyla yazdım. Çalışanların kimliklerini kontrol et. Robotların doğru programlandığından emin ol. Ve davetin gizli kalabilmesi için sinyal bozucuları da çalıştırmayı unutma. Öğle yemeği yedin mi? Hayır. Teşekkür ederim. Bugün inanılmaz cesurdun Milen. Kedinle gurur duymalısın. Böcek gider. Müttefiklerin sayesinde bugün benden zaferimi çaldın Uğur Böceği. Ama şimdiden bir sonraki savaşa doğru ilerliyorum. Ve bu sefer galip gelen ben olacağım. Parisliler, gençlerin seslerine kulak verdim. Onlar bizim geleceğimiz. Voj meydanı gelecekte de var olacak. Ve ağaçlarımız havayı temizlemeyi sürdürecek. Bu kürek iyi durumda ve yalnızca kullanım kılavuzunu okumuş bir yetişkin tarafından kullanılacaktır. Devam edebilirsiniz. Seçmenleriniz adına verdiğiniz akıllıca karar için size teşekkür etmek istiyorum Sayın Başkan. Ben doğru olanı yaptığımı düşünüyorum Bayan Bustier. Tebrikler Milen. Sen ve Ivan savaşı kazandınız. Birlikte kazandık Marinette. Olamaz. Bir ağaç dikmek ne kadar zormuş. Size yardım ederiz başkanım. O reklamda mükemmel görünüyordun ama sonunda gözlerimizi açtık. Ne dedin Marinette? Ah hiçbir şey. Sadece o muhteşem reklamın ardında saklanan karmaşık sorunlara gözlerimizi açmamızın harika olduğunu söylemek istemiştim. Demek istediğim buydu ve daha önce söylediğim şey değil yani. Adrian, bugün bana karşı durdun. Hayır, sana karşı durmadım baba. Arkadaşlarımın gösterdiği ve Paris ve gezegenimiz için kötü olan bir projeye karşı durdum. Adrian, odana git. Peki baba. Arkamda dur. Ses çıkarma, tamam mı? Ben halledeceğim. Juleka, her şey yolunda mı? Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız olmak istiyorsun. Anlıyorum. Juleka'yı buldular. Kazan odasında. Kazan odasında mı? Gerçekten çok üzgünüm. Ben şimdiye kadarki en kötü sınıf temsilcisiyim. Ama anlamıyorum. Seni üzecek bir şey mi söyledim acaba? Sen değildin, Rose'du. Ne demek istiyorsun? Onun içine düşerdin. Hayır, endişelenme, o iyi. Sadece hemşirenin ofisinde dinleniyor, o kadar. Juleka, bizimle her şeyi paylaşabilirsin. Biz senin arkadaşınız, sana söz. Hiç kimseye söylemeyeceğiz. Rose, hemşirenin ofisinde değil mi? O hastanede mi? Evet, hastanede. Peki neden hastanede? O çok küçükken hastaydı ve... O küçük bir kızken hasta mıydı? Ama şimdi bitti değil mi? Hastalığı tekrarlayabilir. Her an tekrarlanabilir mi? Neden? Ama o hep çok neşelidir. Asla tahmin edemezdik. Size söylememem için bana söz verdirtti. Tabii ki. Söylememen için söz verdirdi. Lütfen anlattıklarımın hiçbirini ona söyleyeyim. Merak etme Juleka. Ona olduğumuzdan daha farklı davranmayacağız. Rose bize söylediğini asla bilmeyecek.
Gelecekte bu talihsiz anekdota herhangi bir atıfta bulunmaktan kaçınmak için konuşurken konuşma yazılımını yeniden programlıyorum. Beynimin kontrolünü ele geçiren bir zombi Yunus tarafından ısırılsam bile asla bir şey söylemeyeceğim. Asla ama asla. Bize anlattığın için kendini kötü hissetme. O sırrı elinden geldiğince tuttun ama tek başına dayanamayacağın kadar ağırdı. Sağ ol. Arkadaşlar ne için vardır? Rose sana güveniyor ve sen de bize güvenebilirsin. Hiçbir şey söylemeyeceğiz ama şimdi neler yaşadığını görüyoruz ve ihtiyacın olursa sana yardımcı olabiliriz. Hey! Psst! Juleka! Konuşan çöp tenekesi mi? Aa. Hayır Juleka, benim gerçekten üzgünüm. Alya'ya doğum gününe geleceğimi söyledim ve Luca ile bir sorun olmayacağını düşündüm. Ama bunu sormaktan gerçekten nefret ediyorum. Ama Luca'nın gelmemesini ayarlayabilir misin? Biliyorum onun da doğum günü ama kalbini kıran kız orada olsaydı tam olarak harika bir doğum günü olmazdı, değil mi? Yapabilseydim kesinlikle gelmezdim ama Alya bırakmıyor. Luca'yı mutsuz ettiğim ve benim yüzümden akumalandığı için kendimi çok kötü hissediyorum. Bir daha onun gözlerine bakabileceğimi sanmıyorum ve... Ne yapabilirim bakayım? Gerçekten mi? Konuşur musun? Aa Juleka, sen bir harikasın. Hey, bizim ekiple cumartesi burada parti vermek istiyoruz. Harika fikir. Ve aslında Marinette... Marinette orada olacak mı? Vay, çok rahatladım. Gerçekten benden kaçtığını sandım. Güzel, çok iyi haber. Bir şey daha mı söyleyeceksin? Hayır, hayır. Juleka, bu bakışı biliyorum. Orada derinlerde dışarı çıkması gereken bir şey tutuyorsun içinde. Ne? Baba! Luca, ne haber evlat? Gitar nasıl gidiyor? Rock and roll! Merhaba. Günün akoruna hazır mısın evlat? Re eksilmiş 7. Duygusal balatlarımda kullanırım. Jagged Song, seni serseri! Gemimde kaçak yolcu olamaz. Yüzen evimi terk et, hem de hemen. Hey Anarka, rock and roll. Burada olduğumu nasıl öğrendin? Çok da sessiz olmuştum. Sessiz mi? Tur otobüsü rıhtıma park etmiş, tek plaklık adam. Nanaki, oğluma R eksilmiş 7 akoru öğretmemi engelleyemezsin. Çocuklarınla bir bağ kurmaya çalışmanı takdir ediyorum Jagged. Ama kaptanın izni olmadan kimse yüzen evime ayak basamaz. Ve burada da kaptan benim. Peki o zaman anne, izninle babam cumartesi günü doğum günümüze gelebilir mi? Juleka parti vermek istiyor. Merhaba Juleka, rock and roll. Seni görmemiştim. Juleka, doğum gününde bu yaşlı korsanı gerçekten istiyor musun? Evet. Harika. Cumartesi görüşürüz. Rock and roll. Juleka, her şey yolunda mı? Luca orada olacak değil mi? Merhaba Juleka, her şey yolunda mı? Luca orada olmayacak değil mi? Herkes orada olacağı için çok mutluyum. Ben... Asansörden önce orada olurum. Max, zaman tut. Hazır, başla. Asansörler gizli aşıklara yaklaşma fırsatı tanır. Ne? Hayır, ya kazayla değersem? Aceleye getirmeyelim, olur mu? Ha, evet, harika bir davet. Güzel görünüyor. Ben de merak ediyorum. Evet. Piu 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 piu. Şu anı kameraya çekmezsen kovulursun. Ama Alec'i beklemeliyiz, sunucu o. Saçmalık. Tamamen saçmalık. Optigami yerini aldı. Uğur Böceği yenilgisinin filme alınacağını bilmiyor. Bu da cezası. Evet. Hadi ama. Hey, bu da ne? Biz Alec, ha? Sıra sende. Emrindeyim gölge mod. Zamanı geldi. Başla. Pişman olmayacaksın. Göreceksin, beklemene değecek. Bayanlar ve bayanlar.
baylar. Tas Kraliçesi dergisinin modası geçmiş merkezine hoş geldiniz. Burası Audrey Bourgeois kadar rüküş bir yer. Vay vay, kıyafet kraliçesinin sesi mi kısıldı? Ne kötü. Sana tüm bu ödül töreninin hileli olduğunu söyleyebilirdi. Üzgünüm evlat. Hileli, tamamen hileli. Onu dinlemeyin. Sen, nasıl olur da sen... Sen kovuldun. Çok geç, artık tamamen zavallısın. Uç bakalım küçük akumam. Ve bu değersiz kraliçeyi bir kez daha kötüleştir. Saklan Trix. Alya, Trix'i kimse bilmemeli. O bir sır. Öyle mi? Söyle bakalım neden bir sırmış Uğur Böceği? Uğur Böceği mi? Neden bana öyle diyorsun? Ben Uğur Böceği değilim. Merinet'im. Normal hayatı olan normal bir kız. Merinet, herkes Uğur Böceği olduğunu biliyor. Bize yaptığın uzun konuşmaları ve yok kimliğinizi gizli tutun uyarılarını düşününce sana mucizemi veremem. Ben daha iyi Uğur Böceği olurdum. Ha? Saçma bir gardiyansın, tamamen saçma. Alya, senin evinde ne işi var? Ah, geldiğin için sağ ol gölgem. Uğur Böceği'nin kimliğini söylemene memnun oldum Alya. Sayende mucize kutusu sonunda benim oldu. Alya, bu imkansız. Tiki, benimler. Tiki. Alya'ya hiç güvenmemeliydin Merinet. İyi tarafından bak Leydim. Madem sırlardan kurtulduk, artık evlenebiliriz. Bu bir... Bu dursun istiyorsan tek yapman gereken bana mucizeni vermek. Beni Alya ile bırakmanın cezası bu. Tiki mucizesini Alya'ya bırakmamalıydım. Neden bahsediyorsun Merinet? Bir kabus gördüm, korkunçtu. Alya herkese söylemiş ve mucize kutusu Gölgemot'un elindeydi. Sadece kötü bir rüyaymış. Gerçek olmayacak. Alya sadık bir dost. Alya öyle ama Kıvamisi Trix serbest olduğu zamanlarda yaramazlık yapmadan duramıyor. Lornes canavar illüzyonu eğlenceliydi değil mi? Bu haberci bir kabustu. Mucizeyi Alya'ya bırakamam. Merinet dur. Merinet neredeyse öğlen oldu ve sen hala... Pijamalarımı biliyorum ama hemen Alya'ya uğramalıyım. Çünkü bir şey almam lazım. O şey nereye gitti? Hadi ama. Nora. Onu bulursam kocaman bir tekmeye hazır olmalı. Tüylü yumuşağı ilk bulan onun sahibi olur. Evet. Buna inanamıyorum. Bu duvarlardan falan geçen küçük canavarlara benziyor. Herkes biliyor mu? Sen mi söyledin? Onu kaybettiğim için mecburen. Düşünsene kaçarsa ve biri onu bulursa ne olur? Onu kayıp mı ettin? Evet ettim. Herkes bazen bir şey kaybeder. Konuşacağına bulmama yardım et. Yemeğe kal Merinet. Kolombo'mu sevip sevmediğini söyle. Merinet? Adrian, seni burada görmek ne güzel ve çok üzgün görünüyorsun. Ne güzel. Yani hayır tabii ki öyle değil. Üzgün olmana üzüldüm ben. Sadece alışverişe çıkmıştım ve yanımda ne tesadüftür ki neşeni yerine getirebilecek mükemmel bir şey var. Yani bir hediye. Sağ ol. Vay canına. Hep bir hamster almayı hayal ederdim. En sevdiğim hayvan olduğunu nereden bildin? Kalbimden geçenleri herkesten iyi anlıyorsun Merinet. Çünkü seni seviyorum Adrian. Öyleyse kalbimin şu an her şeyden çok neye sahip olmak istediğini de biliyorsun. Hayır neymiş? Bir hamster şarkı. Hayır, bu yalnızca o filmi tekrar gösterirler diye hani. Yani boş ver. Bu mükemmel bir hediye değil. Buna üzüldüm. Böyle hoş bir hediye çok işime yarardı. O hoş değil. İşe de yaramaz. Çöp de işe yaramaz. Unutulası şeyler için mükemmel bir yer. Çöp kutusu. Evet. Gitmem gerek. Görüşürüz Merinet. Yine her şeyi berbat ettim. Seninle konuşmak istiyorum Adrian. Tabii ki baba. Her şey yolunda mı? Evet baba. Güzel. Adrian, annen gittiğinden beri sana mesafeli davranmış olabilirim ama... Seni suçlamıyorum baba. Bak, bilmeni isterim ki eğer ihtiyaç duyarsan benimle konuşabilirsin. İhtiyaç duyarsam konuşurum baba.
Vay canına, baban ilk defa tam 3 cümle söyledi. Tüm o samimi duygular koca bir raklet kalıbını eritmeye yeter. Ah, raklet peyniri harika bir fikir. Babam gibi olmak istemiyorum. Bir daha olmayacak bir şeyin anısına bağlı kalmayacağım. Plek, pençelen! Yıldız treni numara 6966. Bunları unutmayın çocuklar. Lütfen platformdan uzaklaşın. Merinet, kaçmaya çalışma canım. Ablamın çekilmez olabileceğini biliyorum ama ben bütün çocukluğumu onunla atlattıysam sen bir hafta sonu yaşayabilirsin. Anne, Alya ile kucaklaşmaya ihtiyacım var. O benim en iyi arkadaşım, biliyorsun. Pekala, ama çabuk olun, tren kalkmak üzere. Seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum. Her şey yoluna girecek Merinet. Paris'ten ayrılma. Londra'dayken süper kötü gelirse ne olacak? İyi, böyle yapacağız. İşte. Bunlarla ne yapmamı bekliyorsun? Her şey yolunda giderse hiçbir şey. Gitmezse Uğur böceğisin. Kıvam ileri beslemeyi unutma. Yıldız treni numara 6. Sana güveniyorum. Kalkmak üzere. Lütfen platformdan uzaklaşın. Bir problem olursa ara beni. Merhaba Kıvamiler. Bu hafta sonu Uğur Böceği kim? Saygılarımla. Paris'i korumana yardım etmek için yeterli değilmişim gibi. Böyle daha temkinli Trix. Bekle, Uğur Böceği olamam. Ah, gördün mü? Uğur Böceği Merinet. Farklı bir Uğur Böceğimse bir isme ihtiyacım var. Kaptan Böcek ya da Mükemmel Böcek. Daha da iyisi Süper Böcek. Oh, vay canına, süper isim Süper Böcek. Hı? Şimdi tek yapmam gereken süper dikkatli olmak. Hı? Her şeyi süper gizli tutmak. Hı? Her şeyi süper ciddiye almak ve her şeyi süper berbat etmemek. Merinet sadece Uğur Böceği değil Alya. O ayrıca mucizenin gardiyanı. Ve gardiyan sana güveniyorsa başarılı olmak için gereken her şeye sahipsin demektir. Haklısın Tiki, bunu yapabiliriz ama buna mecbur değiliz. Çünkü bu hafta sonu sakin ve güzel geçecek. Tabii, doğru. Süper. Hı? Sakin. Tamam, bunu yapabilirim. Annen iyi mi? Annem mi? Aa, evet tabii. Annem iyi. Bana sadece sinir bozucu olmayan süper bir şey vermek istedi ve ben de... Her şey yolunda mı? Negatif duygu yok değil mi? Ben iyiyim. Negatif duygulara gelince kimi kontrol etsen iyi olur, kaybeden o. Nasıl hissediyorsun ki? Üzgün müsün? Henüz kaybetmedim. Bu yarışta 3 tur var. Max, Markov, hazır mısınız? Süper, ama unutmayın, bu kazanmak ya da kaybetmekle ilgili değil, değil mi? Önemli olan kendinizi incitmemek. Ne olduğuna emin misin? Evet evet, her şey süper. Annem süper hissediyor ve buradaki herkes de süper. Harika olduğu için bu süper. Ya sen iyi misin? Süper sanırım. Protip 33 kara kedi bir şaka yaptığında komik olmasa bile gülmeye çalış, bu onu mutlu eder. Öğle yemeği yiyebiliriz ama tatlıya kalmamıza gerek yok. Tatlı götürüyoruz. Bu onu yememiz gerektiği anlamına gelmiyor. Kız kardeşini bırakıp müzeye gideceğiz üçümüz. Zaten müzeye gitmeyi sevmiyor. O da sevmiyor, merak etme. Protip 34. Sadece Nino'ya yalan söyleyebilir miyim bilmiyorum. Her şeyi paylaşıyoruz ve... Ama bunun için artık çok geç. Kendine gerçek olmadığı yalanını söyle. Aynı erkek şey gibi... Erkek arkadaşına yalan söylemezsin. Nino bunu öğrenirse bana güvenmez. Gerçeği en iyi arkadaşımdan uzun süre saklamak zorunda kaldım. Hissettiklerini biliyorum. Kızlar! Ultimate Mega Strike 23 turnuvasına hazır mısınız? Vay canına! Affedersin ama ders çalışacağız. Yine mi? Öğretmenleriniz ne çok ödev veriyor. Gördün mü? Aileme hala yalan söylüyorum. Babamla zaman geçirmeyeli aylar oldu. Ama başka seçeneğim yoktu. Süper kahraman sırlarımızı korumamız gerekiyor. Tamam, söylerim. Ben... Biri süper penguen oynamak istiyormuş. Önce bir şey konuşmamız lazım. Ne? Bunu yapamam, çok zor. Beni endişelendiriyorsun ama. Bunu yaparsam aramızdaki her şey değişebilir. Olamaz, söyleme, hayır. Söyleme lütfen. Onu söyleme ne? Artık beni sevmediğini. Ne? Hayır, tabii seviyorum. O zaman ne? Nino, konu süper kahraman sırlarımız. Uğur böceğiyle konuştuk ve... Tamam, artık Rina Rouge değilim ve olmayacağım. Uğur böceği artık bana mucize vermeyecek. Bunun çok tehlikeli olduğunu söyledi. Şimdi mantıklı oldu. Son sefer de bizimle olmaman garipti. Hayal kırıklığına uğradım. Ama eğer Uğur böceği senin için bu iyi diyorsa... Neden söylemekten çekindin? Biz her şeyimizi paylaşabiliriz. Aramızda hiçbir şey değişmeyecek. Evet, her şeyimizi paylaşırız. Bir sorun mu var Adrian?
Paris Kariyer Fuarı'ndaki her standı gezdim. Hala ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Ben karar vermezsem yerime yine babam karar verecek. Ben modelliğin senin gerçek iç müziğin olmadığını düşünmüştüm. Babamın benim için seçtiği meslekle mutlu olacağımı düşünmüştüm. Aynı baban gibi müzisyen olmaya karar veren sen gibi. Ya da senin gibi Merinet. Hep bir moda tasarımcısı olmayı istiyordun. Ama aslında... Durum göründüğünden karmaşık. Babam gibi bir rock yıldızı olmak istemiyorum. Müzikle uğraşıyorum ama kariyerim değil, o benim doğam. İstediğim diğer insanların da bu müziği hissetmesi. Bu yüzden telli enstrüman yapımcısı olmak istiyorum. İnsanların onlarla duygusal bağlar kurması için. Hep yeni şeyler denemek istediğimi hissediyorum. Ama yapmak istediğim şeyler, yapmayı unuttuğum şeyler ve yapmam gereken şeyler çok fazla. Ve bilmiyorum. Babam her şeyi benim için ayarlıyor. Ama gerçekten ne yapmak istediğimi düşündüğüm zaman... Hiçbir şey, aklım bomboş. Tamamen kayboldum. Marinette ya da Adrian olmanın tek bir yolu var. Hı? Kim olduğunuzu bulmak için iç müziğinizi dinlemeyi öğrenmeniz lazım. Senin iç müziğin Marinette şu anda bütün enstrümanların farklı bir melodi çaldığı çok büyük bir bando gibi duyuluyor. Neden kaybolduğunu anlıyorum. Ama biraz daha yakından dinlersen orkestranın müziği gerçekten güzel. Anlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Senin müziğin Adrian gerçek biri tarafından boğuklaştırılmış hüzünlü bir piyano melodisi. Ama senin gerçek melodin mutlu bir melodi. Aslında oldukça rock'n'roll. İkiniz de elinizin altındakini bulacaksınız. Ama onu net duyamıyorsunuz. Bırakın melodi aksın. Gelmiş böyle. Neden her şey bu kadar karmaşık hale geldi? Ah, modern dünyanın karmaşıklığıyla karşı karşıya kalan bir büyük babanın ezici kafa karışıklığı. Adapte olmak ne kadar zor. Özellikle de geçmişe takılı kalmışken. Uç bakalım küçük akılan ve bu fazlasıyla karmaşık dünyayı basitleştirmesine yardım et. Çözücü, ben Gölge Mod. Çözücü mü? Ne karmaşık bir isim bu böyle? Doktor Eski Kafar. Ben doktor değilim. Basit adama ne dersin, olur mu? Oldu, basit çok iyi. O halde basit adam, Uğur Böceği ve Karakedi de benim hayatımı karmaşıklaştırıyor. Bu yüzden sana her şeyi basitleştirme gücü veriyorum. Ha, şimdi anladım. Akumalandı. Merak etmeyin çocuklar, sorun siz değilsiniz. Sorun etrafınızdaki dünya. Her şeyin daha basit olduğu bir hayatın ne kadar iyi olabileceğini size göstereyim. En basit görevi sakın unutma. Bana Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin mucizelerini getireceksin. Çok basit. İster kahraman olsun ister olmasın, fırıncının küreği her şeyi halleder. Hayır, dur! Basitleştir. Şu kelepçeleri elimden çıkarın. Kesinlikle olmaz. Burada görevim söz konusu. Biletin olmadan otobüse binmişsin. Kanunu çiğniyordun. Ve kanun kanundur. Kanunu adaletle karıştırıyorsunuz. Akıl olmadan ahlaka tutunmak kör cehaletten başka bir şey değildir. General, kelebek ağ operasyonunu başlatın. Evet. Harika fikrim çok işe yaramadı. Eski usule dönme zamanı. Kelepçeleri mucizevi bir şekilde aşırıp kırmalıyız. Kesinlikle. Şanslı tasın. Işın silahı mı? Buna son vermek için o kelepçeleri
çıkarmalıyız. Bunu yapmak için anahtar ihtiyacım var. Neden bir ışın silahı? Roger, anahtarları bana ver. Sen aklını mı kaçırdın? Elleri kelepçeliyken bile durdurulamaz halde onları çıkarırsak her şeyi yok edecek. O haklı. İnat etmekten vazgeçin artık. Onu bana vermezsen gelip zorla alırım. Bu durumda sen de yasayı çiğnemiş olursun Bayan Uğur Böceği. Çocuklar, beni koruyun. Hücum! Durun! Tabii ya, atladığım şey buydu. Daha çok rakip mi? Sayılır. Şilin'i durdurabilmek için aynı zamanda polisleri de durdurmamız gerek. Planımı dinle. Buluşmamız ne güzel. Affedersin. Kamu malına zarar vermek, bir yetkilinin eşyasını çalmak, küçük saçma kedi kulaklıkları ve bir zil. Bu toplumun iyiliği ve adalet için bana teşekkür edeceksin Roger. Aslında ikimiz de aynı taraftayız. Sorunumuzun çözümü burada. Çelin. Yine mi sen? Anahtar burada. Ha? Gördün mü? Ben sözümü tutarım. Çelin, seni kandırmasına izin verme. Mucizesini al. Hayır, bu hiç adil olmaz. Hayır! Bu saçmalık, tamamen saçmalık. Dalga mı geçiyorsun? Gina! Anne! Böyle kokusunu ne yapacaksın? Merak etme Tiki, sen ve diğerleri için bir parça ayıracağım. Mutlu yaşlar Merinet! Anne, Merinet'in doğum günü birkaç ay önceydi ve hatta sen de oradaydın. Ah, bu yıl biraz hızlı geçti. Hayal aleminde yaşamaya gerek yok. Doğum günü doğum günüdür. Börek günü de börek günüdür. Kimin umurunda? Parti partidir. Böreğe mum koyarız ve Merinet hediyeyi daha erken alır. Hepsi bu. Nice senelere meleğim. Ne kadar güzel oldu değil mi? 1800 santimetre küp, 2D silindir. 5 saniye içinde saatte 0'dan 300 kilometreye. Gina, 14 yaşında bir kızdan bahsediyoruz. Kızımın o şeye binmesine imkan yok. Neden olmasın? Benim küçük perim başaramazdı diyorsun. Tiki, ne yapıyorsun sen? Ben sadece bu muhteşem böreği koklamaya çalışıyordum. İşte buradasınız. Ben de tam bu böreği oturma odasına götürecektim. Böylece onu yiyebiliriz bir aile olarak, değil mi? Görmek istemeyebilirsin ama Merinet artık küçük bir kız değil. Genç bir bayan ve ninesinin motosikletini de çok sevecek. Saçmalık. Merinet 21 yaşında yetişkin olacak. O zamana kadar çocuk. Aksini düşünmesine izin verdiyseniz sizin hatanız. Siz buraya yine tartışmaya mı geldiniz? Küçük kızım herkesten daha iyi tanıyorum ve bence o büyük motosiklet onun için çok tehlikeli. Hey, ben... Haklısın oğlum. Annen her zaman sorumsuz ve tehlikeli. Ben öyle demedim. Peki sen Merinet hakkında ne biliyorsun Bay Huysuz? Bunca yıldır onu ziyaret bile etmedin. Ben torunumu tanırım. Sorumlu biridir. Bu böyle olmaz. Tam olarak ne yapıyorsun Merinet? Hiçbir şey. Babamla büyük babamın lezzetli böreğini yememizin zamanı geldi değil mi? Pekala millet, hadi bakalım, hadi, çok lezzetli. Çok iyi. Tom zaten kızına karşı aşırı korumacı. Tıpkı babası gibi. Bu iş böyledir. Anne babalar çocuklarını korur. Küçük kızıma aşırı korumacı değilim. Evet öylesin Tom. O artık küçük bir kız değil, biliyorsun. Anlaştık. Yani motora binebilir. Ben öyle demedim. Tiki normal davranmıyor. Oysa ki seni uyarmaya çalışmıştık. Ne zaman tatlı krizi iştahını arttırsa. Kontrolden çıkıyor. Bu durumu kontrol altına almanın hala bir yolu var. Tiki benekler. Bu çok yakındı. Neler oluyor? Ben açlıktan ölüyorum. Yüzlerini görürsem giderim. Gece arayın.
Sanırım artık Adrian'ı gördüğünde aynı melodiyi duyamıyorsun. Bu şarkı gerçekten Luca, güzeldi. Acaba daha önce birini çok iyi tanıdığını düşünüp ardından hayal bile edemeyeceğin kadar farklı ve gizli bir yönü olduğunu öğrendiğin oldu mu? Evet. Peki bu senin yaklaşımını değiştirdi mi? Yani sanki bir anda onu aslında tanımadığını düşünüp garip hissettin mi? Aslında tam tersi oldu. Şaşkınlığım geçtikten sonra onu çok daha iyi tanıdım ve onu eskisinden de çok sevdim. Affedersin, ben galiba susadım. Adrian, Lollipop canavarı geri döndü. Benimle Zafer takımda buluş. Geliyorum. Black Panther! Her zamanki manevraların Lady'm. Çak bakalım. Pençeleri çekelim. O zaman sonra görüşürüz dedim. Bekle. Hı? Ben hazır hissediyorum. Benekler. Lütfen bir şey söyle. Kim olduğumu öğrendiğine göre beni artık sevmiyor musun? Hayır, sadece ben az önce en yakın dostlarımdan birinin en sevdiğim ve hayranlık duyduğum kişi olduğunu öğrendim. Geldi. Black. Eğer peynir için geldiysen orada. Alakası yok. Bizi bir araya getirmenin bir yolunu... Hayır! En sevdiğim balla tohum ve peynirim taze keçi peyniriyle karışmış. Tamam, bununla sonra ilgileneceğiz. Bunu senin güncel ruhsal durumuna yormakla yetineceğim. Dinle, uğur böceğini kara kedi olması için mükemmel bir taşıyıcı bulduğuma inandırdım. Ve bu yeni taşıyıcı da sensin. Hadi, bir daha görmeyeceğini düşündüğün eski kıvami dostuna ne diyorsun? Hey sen! Depresif halinden çıkardık. Eskiden olduğu gibi yine bir aradayız. Artık eskisi gibi olamam Plek. Eğer tekrar kara kedi olursam Uğur Bey'ci beni reddetmeye devam edecek. Eskiden olduğu gibi. Anlıyorum. Peynir kabuklarının yanına atılmak zor olmalı. Ama ben eskiden olduğum kara kedi olmandan söz etmiyorum. Sen artık yeni bir kara kedi olacaksın. Bunun ne kadar harika olacağını göreceksin. Uğur böceğiyle geçirdiğim onca zamandan sonra tam olarak ne istediğini çok iyi biliyorum. Yani sen ve ben yeni ve ideal bir kara kedi yaratacağız. O kadar mükemmel olacak ki inan bana, bir daha asla senin yardımına çağırmayı unutmayacak. Ama ben kara kediye dönüşür dönüşmez onun ben olduğumu anlayacak. Hayır, çünkü kişiliğin değiştiği zaman giydiğin kostüm de değişir. Şimdiye dek ne zaman kara kediye dönüşmeye kalksan nasıl yapacağını düşünmedin. Kendin gibi davrandın ve ortaya çıkan şey kara kedi oldu. Kesinlikle Uğur Böceği'nin istediği değildi. Eğer odaklanırsan bambaşka bir kara kedi olabilirsin. Sence bu olabilir mi? Tabii ki. Odaklan. Pekala. Sen tıpkı kamamberden başka bir şey olabileceğinden henüz haberi olmayan taze bir kaymak gibisin. Ama ne yaptığına iyice odaklanırsan, doğru mayayı seçersen de biraz da koyulaşırsan istediğin peynire dönüşebilirsin. Black pençeler! Pençeler içeri. Tamam. Üzerinde biraz çalışmamız gerek. Üzgünüm. Kötü bir kaptan oldum. Tek başıma oynadım. Takım olduğumuzu unuttum. Şimdi hepinize ihtiyacım var. Hem de daha fazla. Emin misin? Aslında ben o kadar da... Sen harika bir oyuncusun Cesur Horoz. Seni bu yüzden seçtim. Sizleri bu yüzden seçtim. Hadi birlikte oynayalım ve tüm bireysel yeteneklerimizi bir arada sahaya yansıtalım. Beraber! Uğur Böceği'nin takımı 4-3-3 dizilimiyle ve güçlü bir şekilde yeniden sahaya döndü. Şu an tam önünde. Soluna at. Kral Maymun yönünü değiştir. Sağ tarafa Vesperia'ya.
şu tatlı salatayı yapmayı başaramam. Gol! Strateji değişikliği işe yarıyor gibi görünüyor. Oyun daha düzenli ve akıcı ilerliyor. Hadi mucize takımı! Durum berabere ve 30 saniye kaldı. Vur böceğinden oldukça başarılı bir çalım geldi. Gücünü kullan ve vurabildiğin kadar sert vur. Direniş! İnanılmaz! Görünüşe göre artık Minotaur'a karşı hiçbir güç işlemiyor. Dostlarım, bu mucizevi bir dönüşten çok daha fazlası. Bu bir Miraculata. Bu böceğinin takımı maçı kazandı. Sanırım artık ödülümüzü kazandık. Hayır, bu oyun daha bitmedi. Ama bu adil değil. Bu benim maçım canım. Ne isterse onu yaparım. Kötü olan benim. Kediklizim. Kara kedi de yakalandı. 5 dakika içinde geri dönüşecek ve gizli kimliği ortaya çıkacak. Kahramanlarımız bir Akuma'yı ele geçirmenin yolunu bulamadığı sürece bunun imkanı yok. Sporları yalnızca böyle özel anları için seviyorum. Gabriel Agres bu sabah sunduğu yeni reklam kampanyasıyla tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Bu iddialı reklam dünyanın birçok farklı yerinde çekilecek. İlk aşkın evrensel gerçekliğine ithaf edildi. Layla, gerçekliği mi sunacak? Adrian'la uzaklara mı gidecek? Bu dünyanın sonu demek. Lynette, bunu şimdiden en az 22 defa izledin. Artık okula gitmen gerek. Okul. Adrian'ın okuldaki son günü, ona geç kalıyorum. Ve hala pijamalarındayım. Hadi yerlerinize geçin. Yok, geç kalan olursa dersten sonra müdürle görüşecek. Gabriel Agresti'nin gerçekten Adrian'la dünyayı dolaşması için beni seçmesini beklemiyordum. Dünyadaki neredeyse her dili konuşabildiğim doğru ama bence her şeyden öte beni seçme sebebi benim samimiyetimdi. Demek tüm dünyayı gezeceksin dostum. Doğum günümü kaçırmak için harika bir bahanem var. Buradayım. Seni gördüğüme sevindim. Hadi Marinette. Çok tatlısın. Adrian mutlu görünmüyor ve bunu yalnızca ben anlıyormuşum gibi. Anlıyorsun çünkü onu seviyorsun Marinette. O gitmeden önce ona söylemeliyim. Ama her zamanki gibi her şeyi batıracağım. Ben Froggy geliyorum, kimseden de korkmuyorum. Eğer şimdi risk almazsam bir daha bu şansı bulamayabilirim. Doğru söyledin Marinette. Adrian. Bayan Dupin-Cheng. Sonunda gelişinizle bizi onurlandırdığınıza göre lütfen Adrian'ın yanına geçin. Lila'nın yerine geçeceksin. Kendisi az önce bize top korkusu olduğundan söz ediyordu. Hayır. Aslında şu an çok daha iyi hissediyorum. Hayır. Öğrencilerin korkularını asla hafife almam. Al bakalım küçük dostum. Gölge moddan bile korkmayacak kadar cesur olsan da bunun sayesinde her zaman dikkatli olman gerektiğini hatırlayacaksın. Teşekkür ederim Uğur Böceği. Biz canavarlarıyla uğraşmadan önce gidip enerji toplayalım. Risk mağlubiyete uğradı ama Uğur Böceği mutlaka bir hata yapmış olmadı. Ve ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu savaş daha bitmedi, karşı saldırı. Gelinler kapat. Teşekkür ederim Adrian. Seni trene geri götüreceğim. O trene geri dönmek istemiyorum. Burada kalıp seninle savaşmak istiyorum. Peki ya yolculuğun? Babana karşı mı geleceksin yani? Evet. Bana cesaret verdin Uğur Böceği. Bundan sonra hiçbir şey beni durduramaz. Merhaba dostlarım. Doğal yetenekle tanışın. Köpek mucizesinin yeni taşıyıcısı. Kara kedi köpek mucizesi ve kedi mucizesi. Köpek ve kedi. Komik değil mi? Çok komik. Seninle çalışmak bir zevk kara kedi. Hadi pati sıkışın. İyi anlaşacağınızı biliyordum. Mucizenin sihri sayesinde kedi ve köpekler bile uyum içinde olabilir. Artık ekibe katıldığın için birlikte bolca vakit geçireceksiniz. Sonsuz hadi. Hazır mısınız mucize ekibi? Şanslı takım! Saldıramadığımıza göre onlara tuzak kurmalıyız. Kurnaz olmalıyız. Riske gerek yok. Cesur horoz, gücünü seçebildiğin için kendine eşyaları çoğaltma gücü ver. Daha fazla gözlüğe ihtiyacımız olacak. Süblimleşme. So
Sonra da tüm his canavarlarını aynı yere çekeceğiz. Kerapes kaçamasınlar diye bir kalkan yaratacaksın. Ben de Pega böceğe dönüşüp bir portal açacağım ve his canavarları içine düşecek. Nereye açılacak? Bir daha kimseye zarar veremeyecekleri bir yere. Gösteri zamanı çocuklar.